Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle beraber 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Ekranda gördüğünüz yazılıyın, yazılının pdf halini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan alıp sizler de çözebilir. Benim cevaplarımla birlikte kontrol edebilirsiniz. Bu yazılı sayesinde yüksek notlar alacağınızı sizlere söyleyebilirim. Hemen yazılı hazırlık çalışmamıza vakit kaybetmeden başlayalım. İlk bölümde aşağıda verilen cümleler doğru ise karşısına D, yanlışsa Y yazacağız arkadaşlar. Bu bölüm 20 puanlık bir bölüm. Etkin vatandaş olmamıza önemli katkı sağlayan ders sosyal bilgilerdir. Sosyal bilgiler sizin etkin vatandaş olmanızı sağladığı için bu sorunun doğru cevabı D olmalı. Yani buraya doğru yazmalıyız. Lidyalıların kral yolunu yapmaları ticarette geliştiklerini gösterir. Bu da doğru bir bilgidir. Buraya da D yazdık. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her insan 15 yaşına kadar çocuktur. 15 miydi arkadaşlar? Hayır. 18 yaşına kadardı. Buraya Y yani yanlış yazıyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ülkesi, ülkemizde uygulanmasının takibinden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Hayır arkadaşlar. Aile ve Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur. Buraya da Y yazdık. Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olması ve herkesi farklı düzeyde etkilemesi çok boyutlu olduğunu gösterir. Bu da doğru bir bilgidir. Buraya da D yazdık. Bu bölümden 20 puanı cebimize koyduk. İkinci bölümde devam ediyoruz. Aşağıda verilen resimlerin altına doğal güzellik mi, tarihi güzellik mi olduğunu yazınız. Yine 20 puanlık bir bölüm arkadaşlar. Selimiye Camii baktığınız zaman bir insan tarafından yapılmıştır. Bu yüzden insanların yaptığı olduğu için tarihi diyoruz. Zaten siz bunun farkını biliyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar tarafından yapılıyorsa tarihi güzellik, doğada kendiliğinden oluşuyorsa doğal güzellik diyoruz. Mesela Pamukkale travertenleri doğal bir güzelliktir. Buraya doğal yazdık. Yine Van Gölü insan tarafından yapılmadığı için doğal bir güzelliktir arkadaşlar. Kapadokya insan tarafından yapılmadığı için yine bir doğal güzelliktir arkadaşlar. Sümele Manastırı'ndaki buradaki yapı insanlar tarafından yapıldığı için Tarihi güzellik diyoruz. Bu bölümden de 20 puanı alıyoruz. Üçüncü bölüm çocuk olarak haklarınızdan 5 tanesini vagonlara yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi çocuk haklarına baktığınız zaman bir kere en temel hakkımızı buraya yazabiliriz. İnsanların olmazsa olmaz haklarından bir tanesi neydi? Yaşamaydı. Zaten yaşam olmazsa diğer haklarımızın hiçbirisi olmuyordu. Mesela eğitim almak sizin bir hakkınız buraya yazabilirim. Sağlık hakkı sizin önemli bir hakkınız buraya yazabilirim. Eğlenme hakkı sizin bir hakkınız buraya yazabilirim. Barınma sizin bir hakkınız onu da buraya yazdım ve bu bölümü de bitirdim. Bu bölümden de 20 puanı aldık. Hemen devam edelim arkadaşlar. Dördüncü bölümde sorumluluklarımızla alakalı bir bölüm var. Burada sorumluluklarımız hangisiyle ilgili ise bu harfi başındaki harfleri buradaki çuvallara yerleştireceğiz. Bakın okulumuza karşıysa eğer buraya, ülkemize karşıysa buraya, ailemize karşıysa buraya. Hemen bakalım. Vergi vermek devlete karşı değil mi? Ülkemize karşı bir sorumluluktur. Buraya A yazdım. Hemen bunu sildim. Ev işlerine yardımcı olmak. Ev işlerine yardımcı olmak tabii ki de ailemize karşıdır. Buraya B yazdım. Sildim. Çalışma masamızı düzenlemek. Çalışma masası evdedir. O yüzden ailemize karşı diyoruz. Buraya C yazdım arkadaşlar. Derslere zamanında girmek okula karşı bir sorumluluktur. Buraya D yazdım. Askere gitmek devletimize yani ülkemize karşıdır. Buraya E yazdım. Odamızı toplamak yine ailemize karşıdır arkadaşlar. Buraya F yazdım. Yasalara uymak ülkemize karşıdır. Buraya G harfini yazdım. Oy kullanmak yine ülkemize karşı bir sorumluluktur. Buraya H harfini yazdım. Dersleri dikkatli dinlemek okuldaki bir sorumluluktur. Buraya i harfimizi yazdım. Odamızı toplamak ailemize karşı bir sorumluluktur. Buraya j harfini yazdım. Ve bu bölümü de böylece bitirmiş olduk. Hemen 5. bölümde devam ediyoruz. Aşağıda verilen uygarlıkların dünya tarihine hangi alanda katkı sağladıklarını alttaki boşluklara yazacağız. Bakın alanlarımız burada var. Kültürel, mimari, hukuki, ekonomik. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 4 tane var. Burada da 5 tane bilgi var. Bir tanesini 2 yazacağız. 2 tane yazacağız yani. Bakalım hemen. Biz Lidyalılar parayı icat ettik. Para neyle alakalı sizce buradakilerden? Kültür mü? Mimari mi? Hukuki mi? Ekonomik mi? Tabii ki de para ekonomi ile alakalı. O yüzden buraya ne yazıyoruz? Ekonomi yazıyoruz. Biz Asurlular tarihte ilk kütüphaneyi kurduk. Kütüphane, kitap okumak neyle alakalıdır arkadaşlar? kültürelle alakalıdır. Kültürle alakalıdır. O yüzden buraya kültürel yazdım. Biz Babiller önemli kanunlar hazırladık. Bakın kanun diyor. Kanun diyorsa hukukla alakalıdır. O yüzden bu bölüme de hukuki yazıyorum. Biz Firikler kiremit ve mozaiği kullandık. Bakın kiremit ev yapımı yani mimari olacak. Bu kızımızın söylediği de mimari olacak. Buraya yazdım. Biz Sümerler yazıyı icat ettik. Yazı kültürel bir gelişmedir. O yüzden yazıyı da kültürel olduğu için bu bölüme de kültürel yazıyorum ve bitiriyorum. Geldim test sorularına, çoktan seçmeli sorulara. Bakalım hemen. Devlet veya kurumların geleceklerini belirlemesinde, geleceklerinin belirlenmesinde, yönetiminde rol oynayan, ülke sorunlarına ilgi duyan, devlete ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde olan bireydir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın özelliği olamaz? Etkin vatandaş. Yani siz kendinizi düşünün. Siz etkin bir vatandaş olmak için bu dersi alıyorsunuz sosyal bilgiler. Etkin vatandaş duyarlı olarak olur. İnsanlar etkin olur. Yani zaten belli etkin vatandaş. Yani bir şeylerde söz sahibi olan. Sorumlu olur. Yapacağı görevleri bilir. Ama etkin vatandaş bencil olmaz. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Hemen diğer sorularımızla devam edelim. İkinci sorudayız. Mersin'de başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etmeye devam ediyor. 12 saatte 140 kilogram yağış düşen Mersin'de ekipler gece boyunca çalıştı. Sel durumunun devam etmesi nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Seralara su bastı, ürünlerin bir kısmı zarar gördü, yollar kapandı. Burada yaşanan olayın hangisi üzerindeki etkisi çıkarılamaz. Bakın okullar 2 gün tatil olduysa eğitim etkilenmiş midir? Evet etkilenmiştir. Hemen şuradan devam edelim. Seraları su basmışsa yani artık tarım yapılamıyor demektir. Yani tarım alanlarını su bastıysa ekonomi zarar görmüştür. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Devam ediyorum. Ürünlerin kısmı zarar gördü. Bakın ne diyor? Yollar kapandı. Yol kapandıysa ulaşıma etkisi olmuştur. Ama sağlığa bir etkisinden bahsetmemiş. O yüzden bu sorumuzun cevabı da B şıkkıdır. Hemen bu soruyla devam edelim. 5. sınıf öğrencisi Aslı dersine giren babasına öğretmenim yerine baba diye seslenmiştir. Buna göre Aslı rollerin hangi özelliğine dikkat etmediği söylenebilir. Bulunan gruba göre rolün değişebileceğini bu olabilir mi? Evet bakın Aslı evet evde babasına baba diyor ama okulda Okulda da baba demiş. Okulda ne demeliydi? Öğretmenim demeliydi. Bu da babasının rollerini karıştırdığını gösterir. Bir kişinin her ortamda aynı rolü olacağı, aynı rol değil zaten. Baba rolü, öğretmen rolü farklı. Rolün insanlara bazı sorumluluk yüklediğine dikkat etmediği ile alakalı bir şey yok. Sınıfın sosyalleşmesini sağlayan ortamlarda olduğunda alakalı bir şey yok. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soru. Sümerler 7 katlı inşa ettikleri zikkuratların en alt katını depo, ve pazar yeri, orta katını tapınak ve okul, en üst katını ise gözlemevi olarak kullanmışlardı. Uzayı gözlemlemişler. Verilen bilgiye göre, zikruratların hangi amaçla kullandığı söylenemez. Şimdi soruda birazcık yanlışlık yapılmış arkadaşlar. Burada önceki sorunun şıkları çıkmış. Kusura bakmayın, bunu ben gözden kaçırmışım. Zikruratların hangi amaçla yapıldığını şöyle anlatayım sizlere kısaca. Burada yanlışlık olduğu için tekrardan özür diliyoruz. Alt katın depo olarak kullanılması, tahıl ambarı olarak kullanılması orada bir, bir malzemelerin depolandığını gösterir. Tapınak ve okul olması eğitime ve dine önem verildiğini gösterir. En üst katında da gözlem olması uzay bilimlerinin yani astronominin geliştiğini bizlere gösterir. Beşinci sorumuzla devam edelim. Bu da bu yazılımızın son sorusu. Metinde Hititlerin hangi faaliyetine ulaşılamaz? Tarihin ilk yazılı anlaşması Kadeş'i Mısırlarla imzalamışlardır. Kadeş anlaşması bakın bir anlaşma varsa işin içinde diplomasi vardır. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazmışlardır. Bakın yıllıklara bir şeyler yazıyorsa tarih yazıcılığı vardır. Başkentlere Hattuşa'ya baraj ve saraylar yapmışlardır. Baraj ve saray yapmışlarsa tarım ve mimari vardır. Ama bunların arasında hangisini saymadım ben? Ticareti saymadım. Bakın, diplomasi, tarih yazıcılığı, baraj ve saray diyorsa da, özellikle baraj diyorsa tarım burada ticaretle alakalı bir şey olmadığı için buraya yazamayacağımız değişiktir. Evet arkadaşlar. 5. sınıf öğrencilerimizle 1. dönem birinci yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Umarım yazılılarınızdan çok yüksek notlar alırsınız. Yazılarınız açıklandıktan sonra yazılı notlarınızı yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Yazılarınızın nasıl geçeceğini çok merak ediyorum. Bundan sonra da sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.